O kapak sayfasına gidelim. CimBom'dan Sangari başlığını göreceğiz. Hızlı hızlı gidelim Mehmet. Oldu mu? O kadar Sadece Galatasaray'ın eee kanat beklerini tamamen değiştirecek herhalde. Sadece birçok takımı istiyor. Evet. Nazım'ı. Son derece disiplinli bir oyuncu, meslek ahlakı olan bir oyuncu, çabasıyla gayretiyle sürekli milli takımda da yer bulan bir oyuncu hangi takıma giderse gitsin katkı yapacaktır diye düşünüyorum. İşte Aslan'ın 5 transferi. panetikte 5 isim yazmış. Galatasaray'ın ara transfer operasyonuyla ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çok az bir zaman kaldı. Listeye bakıyorum. Taradık hepsi. Onyekuru'yu zaten konuştuk. İlk sırada Ovaş. Dönüş için artık gün sayıyor. Monakoyla anlaşma sağlanmış. kuruyla da anlaşma sağlanmış. Bedelsiz olarak gerçekleşecek kiralama opsiyonu, e, operasyonu. Saraç'ı konuştuk. Cagney geri dönüyor. Emrak Baba gündemde bir de Martin Lines kadro dışı kaldığında bile ne bir idman ne de İstanbul'daki tek bir maçı kaçırdı biliyorsunuz. Ara transferin açılmasıyla. O da TFF isim listesine dahil edilecek. Ne diyorsun bu listede? Lines, size? Emre Akbaba, hı, hı. Onyakuru. Bu oyuncular Galatasaray'a vites arttırır. Onya Kuru çabasıyla vites arttırır. Perform yetenekleriyle vites arttırır. E, Metin Oktay reklamlarda biliyorsunuz e, rahmetliyle e, bir canlandırmalı reklam filminde oynayan Emre var. Hakikaten çok özel bir futbolcu. Tekrar geçmiş olsun diyelim o evet. talihsiz sakatlığı hatırlıyoruz. E, i̇nşallah da bir daha yaşamaz. Çok önemli bir figür olabilecek. Galatasaray tarihinde çok önemli bir figür olabilecek ahlakta ve yetenekli bir oyuncu. Ve Lines. Gönül istiyor ki her yabancı futbolcu bu kadar yoğun aidiyet duygusuyla ve iş ahlakıyla takım içinde evet. kalsın. E, ile ilgili bir şey söylemiyorum. En önemli transferler ama bu e, Emre ve Lines olacaktır bence Galatasaray'da. Sabahın 21. sayfasına gidelim şimdi. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Adı Galatasaray'la anılan Başak Şeylerde Turan sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Gördün mü? Görmedim. Takip etmiyorum artık Arda'yı. E, yani Sosyal medyada, başka hesaplarda da sürekli paylaşıldı. Twitter'da evet. veya Instagram'da. Sol üstte göreceğiz bunu. Evet. Aslan Kral adıyla anılan animasyon filmini izlerken yaptı bunu. Evet. Instagram üzerinden bir paylaşımı yaptı. Evet. Şimdi tabii bir fotoğraf vardı ortada dolanan. Sonra acaba geri mi dönecek iddiaları, soru işaretleri dolandı kafalarda. Çok uzun Ders. zamandır konuşuluyor. Fatih Hoca evet. ile yakınlaşmasını da biliyoruz. Orada zaten fotoğraflarda da görülüyor. Bu paylaşımın bir amacı var mı sence? Gerçekten geri döneceğiyle ilgili bir paylaşım mıydı bu? Valla bu kuvvette muhtemel geri dönmek istediğini biliyoruz zaten yani Arda cephesinden. Ya da bir nabız yoklama gibi bir durum mu? Sürekli mesajlar veriliyor ama açıkçası şunu beklerdim ben Arda'dan hani bu tür subliminal mesajlar vereceğine. Performansıyla hı hı. tekrar bize bir ardayı göstersin. O zaman zaten Galatasaray taraflarının bakış açısı değişebilirdi. Kırgınlıklar olsa da öz evladıdır Galatasaray'ın. Evet. Ben sosyal medyada yapılan paylaşımları çok da bu tür paylaşımları çok da gerçekçi bulmuyorum. Yani gerçekçi bulmuyorum derken? Yani bana bir şey sunacaksan sağ içinde sun. Böyle mesajlarla gelme bana. hani Ersun Hoca sürekli sosyal medyadan paylaşıyor ya. Veya işte slogan ifadeler şey yapıyor ya şampiyon biz olacağız, biz şampiyon olacağız, şampiyon olacağız. Yani bunu 50 bin farklı şekilde söylersin de sahadaki futbol ne yapıyor onu görmek lazım. Peki dediğim gibi bu paylaşım çok dikkat çekti. Acaba geri mi dönüyor iddialarını kuvvetlendirdim. Biraz da e, Trabzonspor'dan bahsedelim istersen kalan dakikalarımızda. Olur. Hemen Trabzonspor'un sayfalarına uzanıyoruz sizlerle birlikte. Fırtınadan çift atak takvim 14 Trabzon transfer için vitesi yükseltti demiş... Orta sahaya güçlendirecek isimler, Hulsti ile sözleşmesi sona erecek Grosiçki ilk temas kurulan isim olmuş. Hatta olumlu geçmiş. Sonra Rosenborglu, Önlibero genç bir isim. Anders, Trinodas senle de temasa girdiği gelen bilgiler arasında, yani bu isimler hem 6'da hem 8'de oynayabilecek, orta alanı kuvvetlendirebilecek isimler, yolcular da belli oluyor. Ama önce geleceklerle ilgili konuşalım. O bölgeler sence aciliyet bölgeleri mi? Şimdi Endi'nin ismi geçiyor. Evet, Endi da gündemde. Endiaya ee, bakalım. Kaç yaşına gelmiş? 29 yaşında. Altta da Kudroşov isim var. Kudroşov da 30'un devirmiş bir isim. Hı hı. Şimdi endişem şu ki, evet Trabzonspor'un bölgede takviye ihtiyacı var. Hı hı. Özellikle sol bek ve sağ bek takviyelerine ihtiyacı var. Eee, adı olduğu mevkidasında Enzo ile Mikel var. Orada parmak da var. Ben elindeki oyuncuları güçlendirmekten, onları kazanmaktan yanayım. Ve NGA'de şöyle bir endişem var. Galatasaray'dan ayrıldığı zaman, Premier Lig'e e gittiği zaman e, alkışladık ama geri dönüş sürecinde dedim ki yani Premier Lig'den dönen adamlar pek de keyifli dönmüyor. Maalesef e, yanıltmadı bizi. Şu an Trabzonspor'la yeni bir maceraya hazır mı? Ondan çok emin değilim. Bu bana endişe veriyor. Ve Trabzonspor'u herkese sempatik kılan yanı e, altyapıdan çıkardığı oyuncular, gençler, Aynen. isimsiz yabancılar vesaire bu formatlı ve genç isimler olmasıydı ağırlıklı olarak ama şimdi bir bakıyorsunuz hedefler bir tık ileriye gitmeye başlayınca maliyetler yükseliyor, yaşlar yükseliyor. İnşallah Trabzon bu e, cenderenin içine tekrar kendini sokmaz. Çünkü kimsesi buraya itmez. Evet. Kendiniz girersiniz. Ha katkı sağlayabilirler mi? geçmişlerine baktığınız zaman katkı Hı -hı. sağlayabilirler. Peki, ama Peki Trabzonspor'da NDI transferi tamam formayı bile giydi. Fanatik 9'da bu transfere yer vermiş sevgili izleyenler. 4 Ocak'ta şimdi Antalya'da başlayacak kamp var biliyorsunuz. O kampa NDI'nin katılması bekleniyor. Yani bir kalite katacağı kesin ama yanlış bir transfer politikasına doğru mu gidiyor? Kalitesine diyorsunuz? bir Hedef şey demiyoruz. Yani, geçmiş dönemdeki kalitesine bir şey demiyor. Evet. Ama Galatasaray'a geri dönüşünde hayal kırıklığı yaşattı. Ve Trabzonspor'un transfer politikasına baktığınızda, genel kadro yapısına baktığınızda Pereira ve Novak dışında Mikel eklendi oraya. Bak Mikel'den sonra bir de Starich geldi. Yani sanki biraz maliyetler yükselmeye başladı hedeflerle beraber. Ve yaşlar da yükselmeye başladı. Kurdaş oldu dediğin gibi. 32 galiba. 32, 32 olması lazım. Ee, 32'ydi Başakşehir'e geldi herhalde. 33 oldu şimdi. Yani maliyetler yükseliyor, yaş yükseliyor o tekrar aynı yola girer gibi bir durum var. İnşallah böyle bir süreç olmaz. Peki. Hayırlısı olsun diyelim. Başkan Ahmet Ağaoğlu dedi ki aslında önemli açıklamalar yaptı. Az önce evet. konuştuğumuz konularla ilgili e, spor bültenimizde de vardı detayları. Hemen gazete üzerinden de görelim. E, foto maçı 6. sayfa ekranlarımıza geliyor. Hı. Borçlanarak transfer döneminin bittiğini söyledi. Bizim transfer limitimiz 8-12 milyon lira civarında dedi. E, Trabzonspor alacağı oyuncunun bedenin 3 katı parayı içeriye sokmak zorunda. Futbolcu satacağız, sponsor veya başka gelirler, reklam, sermaye artışı vesaire. Bunlarla da gelir yaratacağız dedi. Önemli açıklamaları vardı. Şimdi e, Onazi, Adiyer ve Fernandez'in de takımdan ayrılma ihtimali herhalde çok yüksek. Açıklamaları ve bu haberleri beraber değerlendirelim. Onazi Adviay. Adviay. Fernandez. Fernandez kiralık yanılmıyorsam e, ona bir şey hiç söyleyemem. Ama Adviay'ın bir an önce gönderilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. E, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Onazi ile ilgili Onazi Trabzonspor'da çok e, aidet duygusu yüksek bir oyuncu. Yani Trabzonspor'la kısa sürede bütünleşmiş bir e, siyahi kardeşimizden bahsediyoruz. Eski performansını yakalayacaksa kalsın. Ama yok, kariyerim artık benim düşük vitese devam edecek. Diyorsa, hı hı. o zaman yollar ayrılabilir. Benim için en büyük ayak kırıklığı Adviyayama şu grup hı hı. içinde. Bir de e, ayrılacak isimleri anlıyorum ama Trabzonspor'un ayrılacak isimlerden ziyade kimin yerini nasıl dolduracağına karar vermesi gerekiyor. Yani tekrar söylüyorum, en önemli noktalar iki tane bekiniz var. Sağ bek, sol bek. Bunlarda evet. problem yok. Oynadıkları sürece ama oynamadıkları zaman bir adam bulmanız gerekiyor. Mesela sağda genç Serkan var şimdi altyapıdan gelen. O olacak gibi sanki. Ama sola bir tane Nova'nın arkasına birisi lazım. Stoper lazım. Ön libero lazım. Stoper, ön libero. Sağ açık. <laughs> sağ açıkta şu an Yusuf iyi işler yapıyor. Abdülkadir dönecek inşallah. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama hani oraya... Elinizde bu adamlar varken uzun vadeli yüksek maliyetli bir yatırım çok akılcı gelmiyor bana. Peki devam edelim. Biraz da Fenerbahçe'nin gündemine göz atalım sevgili izleyenler. Fanatik gazetesinin 3. sayfası geliyor ekranlarımıza. Yazılan çizilen birçok isme Fenerbahçe adına konuşmuştuk. Yönetimin öncelikle operasyonunun kod adı yenilemeymiş. Bir de fanatik üzerinden görelim istedik. Sözleşmesi biten oyuncuların başka takımlar tarafından takibi alınması yönetimi harekete geçirmiş. Hedef Ozan, Hasan Ali Kaldırım, İzla ve Tolga Ciğerci'nin yeni yıla yeni sözleşmelerle girmesi. Var mı bu operasyonu Operasyonu'nun? Ozan, bak oyunların? burada öncelik Ozan. Evet. Ozan'ı başta iki İngiliz Kulübü olmak üzere birçok takım takip Anlaşma ediyor. Anlaşma sağlandı mı Fenerbahçe ile? Şöyle, şimdi...